arkadaşlar, hepinize selamlar. Biliyorsunuz daha önceden burada bir diğer Passat'ta, 1.5 benzinli bir Passat'ta 0-100 denemiştik. Ben şimdi tekrardan sizinle dizel Passat'ta yolda bir 0-100 yapmak istiyorum. Performansını küçük de olsa sizlere bir video şeklinde göstermek istiyorum. O videonun altında çok fazla yazılım olduğu söylendi araçta. Arabada farklı bir şey olduğu söylendi hatta. Ya yazılım diyenler de oldu, bu arabayla oynanmış diyenler oldu. Henüz göstermedim, henüz bilmiyorum ne var. Baktıracağım, aklımda bir dyno testine sokayım diyorum aracı. Çünkü benzinli bir Passat'ı 0'dan 130 km'ye kadar geçitmemesi çok enteresan bir durum. Yani alışagelmiş bir durum değil. İsterseniz gelin geçelim ve Passat'ın 0-100'ünü tekrardan sizlerle bir bakalım. Ama öncelikle kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizin desteklerinize ihtiyacım var. Videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, geldik şimdi. Her zamanki o 0-100 testini de yaptığımız yerdeyiz. Benzinli Passat'la beraber. Evet, şimdi arabayı S'e alıyorum. Auto hold ve park frenini bırakıyorum. Araba kendini salmak istiyor. Evet, 3, 2, 1. Ve 100 kilometre geldik. Sunroof açık unutmuşum. Aynen, sunroof açık kaldı. Neyse. Şuradan tekrardan bir dönelim. Maksat sizlere aracın 0-100'ünü göstermek çünkü. Tekrardan bir denemek istiyorum şurada. Ya araba güzel kalkıyor. Ben hani beğeniyorum ama dediğim gibi yani bir dizelden daha iyi bir performans gösteriyor. Şimdi şöyle bir şey deneyelim. Araba ayarlarına bir gelelim. Araç, evet, şu ASR'yi bir kapatalım. Tekrardan S1'deyiz. Bekliyorum. Ve 100 kilometre. Evet arkadaşlar, bir deneme daha yapayım diyorum. Tam kesin anlamak için, yani sizlere de kesin bir bilgi, kesin bir görsel sağlamak için. Aynı yerdeyiz tekrardan. Ha, ilk başta böyle hafif patinaja sarar gibi oluyor. Fark ettiyseniz hani o lastik sesini alıyorsunuz. Şurada tekrardan bir bakalım. Bu sefer sunroofumuz da kapalı çünkü onun etkisi olmuştu. Camlarımız kapalı. Evet. Sport moddayız. Tekrardan kontrol ettim. Evet, ve kalkıyoruz. Bayağı sarıyor araba ilk başta. Ve 100 kilometreye geldik. Biraz daha iyi. Şöyle bir gelelim. Bir kez daha burada bir deneyeceğim. Ondan sonra yeterli olacağını düşünüyorum. Evet, duruyoruz. Tekrardan ASR'yi kapatalım. Bir de öyle deneyelim. Tekrar öyle deneyelim yani. S1'i kontrol ediyorum. S1'de 3, 2, 1 dip gazım. Ve 100 kilometre. Gayet güzel. Güzel bir performans oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben gayet keyif aldım diyebilirim hatta. Arkadaşlar, sizler performansı nasıl buldunuz? 1.6 dizelden hani bu şekilde bir performans normalde beklenmiyor biliyorsunuz. 1.5 TSI'le de
kapışması oldu 1.5 DSi Passat'la. Hani orada 0'dan 130 kilometreye kadar dizel güzel bir şekilde götürdü ve sonra benzinini aldı. Ben Passat'ın içindeyim. Aybars kendi aracında 1.6 dizelli. Yapacağımız tek şey belli zaten. S'e alıp basa basmak. Nihat benim arabaya yakıştı sana. Evet, beraber bir bakalım nasıl şeymiş. Ben de merak ediyorum açıkçası söylemek gerekirse. Camlarımı her şeyimi kapatıyorum. Hemen hızlıca kalkalım. Buradayız. Dörtlüğümüzü yakıyorum. Zaten aslında biliyorsunuz bizim tarzımızı. Aybars 3. kornada basıyoruz. Gel biraz daha öne. Evet. Aynı anda kalktık. Ayağım dipte. Evet. 1.6 dizel Passat. İlk anda güzel kalkıyor. Ancak sonrasında yüksek hızlarda şöyle aynamızda görebilirsiniz. Kesmiyoruz. Evet, aynamızda geliyor. Bence 120 beygire göre güzel geliyor. Gayet güzel bir şekilde takip edebildi. Ancak Passat'ı geçemedi arkadaşlar. Birkaç denememizde geçti ancak bunu da geçemedi. Normalde Passat'ın fabrika verileri 8.7, 1.5'in. Dizel'in 11 saniye gibi civarı ama benzinli Passat'tan daha kısa sürede bir 0-100 yaptı. Yani 8.3 gibi bir 0-100'ü var arabanın. Hani benim saydığım o şekilde. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce yazılım var mıdır? Baktırmayı düşünüyorum çünkü araca bir dyno'ya sokup yazılımına ya da olmadı bu aletle de bakıyorlar. İçerisindeki yazılımı kontrol ediyorlar. O şekilde de bir baktırabilirim. Sizlere yakın zamanda sonucu söylerim. Zaman baktırabilirsem, fırsatım olursa yani. Ama aklımda. Onun dışında Stage 1 olarak çok fazla bir önceki videoda söylendi. Eğer Stage 1 ise de şu anki performans gerçekten hani memnunum ben. Gayet yeterli bir performans. Hani neredeyse 1.5 TSI'lara hani 0'dan 130'a kadar geçiyor. 130'dan sonra tabii ki o TSI'nin güçlü benzinli motoruyla araya açmaya başlıyor. Yorumlarınız neler? Yazarsanız çok mutlu olurum. Fikirlerinizi merak ediyorum çünkü. Bu tarz farklı 0-100 denemeleri, farklı araçlarla Passat'ın böyle bir yürümesini kıyaslayalım mı? Scirocco ile çok isteniyor. Oğuzhan Yıldırım'ın biliyorsun onda Scirocco var. 4 TSI 160 beygir olan. Onunla kapıştırabiliriz belki ileriki günlerde. Bir de orada 0-100'e bakabiliriz ama o araç manuel olduğu için DSG'nin çok büyük avantajı olacaktır o kıyaslamada. O yüzden hani tam bir kıyaslama olur mu olmaz mı bir bakarız gene. İleriki günlerde öyle bir şey de gelebilir. O zaman videoyu da kapatalım. Çok uzun bir video olmadı. Sadece bir göstermek istedim. Sizlerin fikirlerini almak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Passat hızlı çıkıyorsun. Bu Passatçılar böyle seri kullanıyor arabayı ya. Passatçılar serseri yok. Yok be. Scirocco kadar serseri değiliz Passat'ta.